Fethullahçı terör örgütüyle ilgili bugün yine çarpıcı başlıklar var. Örgütün çatı yapılanmasında 27 isim gözaltına alındı. Eski Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzunsa tutuklandı. 15 Temmuz gecesi Selimiye Kışlası'ndaki olaylara ilişkin iddianame de tamamlandı. İşte ayrıntılar. Yaklaşık 10 aydır devam eden FETÖ operasyonlarının en kritik ayaklarından biri gerçekleşti. FETÖ'nün MİT, Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve bakanlıklardan sorumlu yöneticilerine yönelik operasyon başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 53 kişiden 27'si gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Adreslerinde bulunamayan 26 isim için arama çalışmaları devam ediyor. Yalova'da da kritik gözaltılar vardı. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan'la 7 yönetim kurulu üyesi FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Zanlıların oda hesabında bulunan parayı 10 Mart 2014 ve 22 Aralık 2014 tarihlerinde Bank Asya'ya yatırdığı öğrenildi. Dedim ki benim yönetimde tek bir isteğim var. Mersin Adliyesi'nde de hareketlilik vardı. FETÖ-PDY soruşturması kapsamında 8 Mayıs'ta gözaltına alınan AK Parti eski Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Örgüt üyeliğiyle suçlanan Uzun, adliye çıkışı kelepçeli ellerini havaya kaldırarak basın mensuplarına poz verdi. Fethullahçı terör örgütünün yapılanmasıyla ilgili araştırmalar da devam ediyor. Para trafiğinde emniyet birimlerindeki FETÖ'cülerin aktif rol aldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emniyetteki mahrem imamların aylık 21 bin lira kadar bağış adı altında para topladığını tespit etti. Ve FETÖ gündeminde son başlık. Darbe girişiminde Selimiye Kışlası'ndaki olaylara ilişkin iddianame de tamamlandı. Kışlayı kontrol altına almaya çalışan 128 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.